Arkadaşlar, aromatik bileşiklerle e, organiğimize devam etmekteyiz. Organik bileşiklerde alkan, alken, alkinden yani alifatik bileşiklerden bahsettik. Şimdi sıra geldi aromatik bileşiklere. Aromatik bileşiklerin temelinde kim var? Benzen var. Benzen ve benzenden türeyen bileşiklere biz aromatik bileşikler diyoruz arkadaşlar. Peki benzen kimdir? Hemen ondan bahsetmek istiyorum. Peki benzen arkadaşlar bir kere kapalı formülü C6H6'dır. Açık hali nedir diyecek olursanız şurada çok güzel bir şeklini çizmişler. Ee, öncelikle 6 tane karbonu şöyle tek tek size yerleştirmek istiyorum. Yani bir altıgen çizmenizi istiyorum. Ve elbette ki tabii ki karbonları birbirine bağlamanızı istiyorum. Daha sonra karbonların arasındaki bağlar çift tek çift tek şeklinde yerleştirilmek koşuluyla yerleştiriliyor. Dolayısıyla her bir karbon bir tane çift, bir tane tek bağ yapmış olacak. Bak. Buraya çift yaparsam burayı tek, buraya çift, burayı tek, burayı çift, burayı tek şeklinde yerleştirdim. Ha bu şekilde yerleştirmem yani çift bağ buradan başlamam şart mı? Elbette ki değil arkadaşım. İstersen diğer taraftan da başlayabilirsin. Zaten bu yüzden de biz Bunların hareketlerinden ötürü ortasına şu şekilde gördüğünüz gibi bir yuvarlakta koyabiliyoruz. Bak şimdi bu sefer buraya çift koydum buraya tek. Çift tek, çift tek. Önemli olan budur çift tek çift tek şeklinde ilerlemesi ve dolayısıyla her bir karbona ne düştü arkadaşım bir hidrojen neden örneğin şu karbonumuzu inceleyelim bir bağ buradan yapmış bir bağ buradan yapmış bir bir de buradan toplamda kaç bağ yapmış dört bağ dört bağ tamamlamak için her birine kaç hidrojen ekliyormuşum yani bir hidrojen ekliyormuşum bazen biz bu çift bağları yazmak yerine Şurada az önce söylediğim gibi ortasına yuvarlak koyarım. Al sana bu da bir benzendir diye ifade ederim. Peki aromatik hidrokarbonlara ne deriz arkadaşım? Biz aromatik hidrokarbonlara aren deriz. Aren deriz. Tekrar söylüyorum. Peki yandaki bileşiğin adı pirindir. E, pirindir. Şimdi arkadaşım. Biz bu şekilde piridininden e, başlayarak birçok bileşi göreceğiz. Ve bunların isimlerini de e, ezbere bilmek zorunda kalacağız. E, nasıl öğrenebilirsiniz? Hiçbir fikrim yok. Herkesin çünkü ezberleme ya da öğrenme yeteneği birbirinden farklıdır. Nasıl öğrenebiliyorsanız o şekilde öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Zaten o e, bileşiklere de geldikçe size söyleyeceğim. Bunlar sorularda çok sık çıkar diye. Peki Piridin aromatik midir Evet arkadaşım piridin de aromatiktir Evet burada piridinin benzenden farkı olarak şu var köşedeki bir tane karbonun yerine azot bağlanıyor peki azotun aşağıda bağlanması şart mı Hayır biz genel bu şekilde gösteririz ama aşağıda bağlanması şart değil arkadaşım peki çok halkalı aren bileşikleri yani aromatik bileşikler bak eğer iki tane benzen halkası yan yana bağlıysa bileşim naftalin üç tanesi bağlıysa antresen şeklinde karşıma çıkacaktır peki benzenden bir hidrojen çıkarırsam benim bu seferki adım ne olacak Aril hatırlayın hidrokarbonlarda ilk olarak alkandan bahsettik ve alkandan bir hidrojen çıktı ne dedik alkil dedik. Bu da aynı onun gibi bir hidrojen çıktı ve aril oldu. Normalde arkadaşım biz böyle bileşiklerde ne yapıyorduk? Aromatik hidrokarbonlar diyorduk ve aren diyorduk. Bir hidrojen çıkarttık ve aril yaptık. Hadi gelin devam edelim. Bakın fenil Fenil sorularda o kadar çok çıkacak ki bir halkaya bağlanmış halde göreceksiniz ve bunun adını soracak. Buna benzil diyen arkadaş çok olacak. Çünkü biraz sonra da benzili göreceğiz. Lütfen unutmayın arkadaşım benzenden bir hidrojen çıktığı zamanki adım fenildir unutma. Evet gelelim ilk örneğimize. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi arenler sınıfına ait bir bileşik değildir? Yani aromatik değildir diye soruyor. Ben direkt D öncülünü işaretliyorum. Neden? Çünkü diğerlerinde hep bir benzen var. Gördük mü? Bu benzen markasım. Hayır, siklohexandır. Yani bir altıgendir diyorum. Gelelim diğer örneğimize. Hangisi fenil olarak adlandırılır? Ne dedim? Benzen'den bir tane çıkması. Bir kere bu değil, bu değil. Hatırlayalım lütfen. Ama ya bu, ya bu şeklinde yorum yapabilirsiniz. Peki bu kim? Benzen mi arkadaşım değil benzen olan kim budur. Ve benzenden bir hidrojen çıkarttığım zaman da fenil elde ediyoruz dedik. Gelelim hanım aromatik hidrokarbonların özelliklerine. Aromatik hidrokarbonların genel özellikleri bir kere aromatik hidrokarbonların ana kaynağı kömürdür. Düzlemsel bir yapıda benzen halkası içeren hidrokarbonlardır. Ve biz bunlara arenler deriz dedik. Bir benzen halkasında 3 tane pi bağı bulunmaktadır. Bu pi bağları yan yana değil P bağı olan bileşik tek. P bağı tek şeklinde yerleştirilir dedik. P bağını oluşturan elektronların sayısı 4n artı 2 tanedir. N 1, 2, 3, 4, 5 birden fazla olabilir yani. Halkayı oluşturan karbon atomları aynı düzlem içerisinde yer almaktadır. P bağı içermesine rağmen katılma tepkimesi vermiyordu arkadaşım. Peki kimler katılma tepkimesi içeriyordu pi bağı içerip? Alkenler ve alkinler. Peki her karbon hangi hibrit yapar? SP2 hibritini yapar. Neden? Çünkü ikili bağ içerdiği için. Apolar yapıldıdırlar. Çünkü eşit paylaştırmışlardır. Ve apolar oldukları için bunlarda ne vardır? London bağı vardır ya da London etkileşimi diyelim. Rezonans yapı gösterirler demiş. Peki rezonans nedir arkadaşım? Rezonans az önce söylediğim gibi çift bağın yer değiştirme durumudur. Bunu başka moleküllerde de göreceğiz. Peki aromatik hidrokarbonların adlandırılması. Sistematik adlandırmada halkaya bağlı olan grupların belirtilebilmesi için grupların bağlı olduğu karbonların en küçük numarayı almasına dikkat edilerek 1'den 6'ya kadar numaralandırma yapılır. Benzen halkasına bağlı olan gruplar 1'den fazla ise öncelik sıralamasına göre numarayı yapacağız. Peki öncelik sıralamam kim? İşte arkadaşım bu şekilde. Peki biz bu yapıyı daha, önce, daha sonra göreceğiz mi? Elbette ki göreceksiniz. Peki ilkim ne? Karboksil asit. İkincisi ne? Aldehit, keton, alkol, ee, amino grubu. R yani alkil grubu ve sonra da halojenler diyoruz. R alkil grubu X halojenleri ifade eder dedik. Farklı alkil grupları ya da halojenler bağlanmışsa numaralandırma kime göre hareket edilir? Alfabetik sıraya göre daha önce öğrendiğimiz gibi aromatik bileşiklerde bağlı gruba göre kullanılan yaygın adlandırmalar vardır. Yaygın ada göre adlandırma yapılırken grubun bağlı olduğu karbon atomu bir kabul edilerek numaralandırma ve adlandırma yapılacaktır. Benzen halkasında iki grup bağlandığında ise birbirlerine göre konumları orta, meta, para şeklinde sıralanacaktır. Bunları göreceğiz çünkü bu tarz adlandırma da karşımıza çıkacak. Aromatik hidrokarbonlardan bir hidrojen atomu çıkarıldığında aril oluşacak ve adlandırmalar aril gruplarına göre yapılacak. Tek halkalı olabileceği gibi bitişik halkalı yapılar da vardır dedik. Peki aromatik bileşiklerle ilgili demiş. Ee, az önce gördük rezonans yapı gösterir mi gösterir neden çift bağ yer değiştirdiği için benzen yapısında 3 tane pi bağı vardır dedik. Katılma tepkimesi vermiyor pi bağı içermesine rağmen demiştim. Aromatik ilişkilerin ile göre benzene farklı gruplar bağlandıysa Asit grubunun önceliği vardır. Sıralama çok önemlidir. Lütfen bu sıralamayı bir şekilde bir yerlere not alın ve bu sıralamayı asla ve asla unutmayın. Bitişik halkalı grupların özel isimleri vardır. Evet az önce gördük zaten. Benzen grubuna OH veya CH3 bağlan, e, bağlıysa öncelik kimindir? OH'ındır yani alkolündür diyoruz. Dediğim gibi o sıralama bizim için önemli. İşte geldim özel isimli benzenlere. Bunların isimleri çok 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 önemli. Her yerde sadece isimleri olarak karşımıza çıkacaklar. Hadi gelin bakalım neymiş. Benzenden bir tane hidrojen çıkarsa ne olur dedim. Fenil olur dedim. Güzel. Peki benzil kim? Bak benzene bir tane metil bağlıysa fenzil, fenil, benzil olarak karşıma çıkıyor. Peki eğer bir tane C3 bağlıysa ne olacak? Toluen oluyor. Ee, eğer NO2 bağlıysa nitro, amino bağlıysa amino benzen ya da anilin, fenol OH bağlıysa, iki tane benzen bağlıysa naftalin demiştim zaten. Kısilen arkadaşım iki tane CH3 bağlıysa. Şimdi kısilenin farklı farklı şeyleri var. Orta kısilen, meta kısilen ve para kısilen olabilir. Aynı şekilde iki farklı grup bağlı olan her şey için orta meta parayı söyleyebilirim. Bak ortada yan yana bağlı. Biri, birine bir numarası veriyorsam öbürüne iki. Metada birine bir diyorsam diğerine üç diyorum. Peki parada ne diyorum? Birine bir diyorsam diğerine dört diyorum diyoruz. Peki bir hidroks iki metil benzen. OH'ın önceliği vardı. Hidroks adını aldı. OH hidroksidir arkadaşım. Alkol değildir benzende. Ve CH3'ün adı metil. 2 metil benzen. Çok güzel. Peki onun dışında ne yapabilirim? Şu yan yapıyı. Görmezden görebilirim. Şurayı fenol olarak adlandırırım. Fenole ikinci yerinden kim bağlanmış? Metil. 2 metil fenol diyebilirim. Ya da bu şekilde 1 ve 2 numarasını alıyorsa ortodur. Orto metil fenol. Gördüğünüz gibi bir tane yapının şu anda üç farklı adından bahsettim. Evet diğer bir örneğimizi inceleyelim. Gördüğünüz gibi brom ve metil bağlı. Brom ve metil bağlıysa kim küçük numarayı alacak arkadaşım? Elbette ki brom alfabetik sıradan dolayı hatta alfabetik sıralamayı da geçiyorum halojen olduğu için e, ona göre numarasını alacak. Numaralandırmayı şöyle ufacık hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın R grubu ya da halojen şeklinde sıralaması vardı. Dolayısıyla broma 3 numarasını verdim ve fenile Pardon C3'e bir numarasını verdim. Daha önce ne yapıyordum? Direkt metil ve brom diyordum ve hemen bromo bir numarasını veriyordum. Lütfen ama lütfen burada şaşırmayın arkadaşlar. Peki devam edelim o zaman biz yolumuza arkadaşım. Demiş ki 3 bromo toluyen. Neden olmasın değil mi? Neden böyle söyledik peki? Toluen neydi? Benzen halkasına bir tane Eee C3 bağlanmasıyla oluşuyordu ve bu bir toluen arkadaşım. Peki toluene ne bağlanmış? Brom. Brom kaç numarasını alacak? Elbette ki 3 numarasını alacak dedik ve 3 bromotoluen diyoruz. Peki meta bromotoluen demiş. Olur mu? Olur çünkü 1 ve 3 numarasını alıyorsa meta'dır demiştim. Evet gelelim örneklerimize. Örneklerde arkadaşım. Bakıyorum. Demiş ki molekül yapısı verilen bileşikle ilgili Aromatik. Evet, benzeni gördüm. Aromatiktir dedim ve biri işaretledim. 4 nitrofenoldür. Şimdi OH'ı katarsam şöyle yaptım. Fenol dedim mi? Dedim. Nitro'ya da kaç numarası gelecek? 4 numarası gelecek. Neden? Hatırlayalım lütfen sıralanmayı. Sıralamayı hatırlarsanız nitro'nun OH'tan daha sonra geleceğini görürsünüz. Peki gruplar Para konumuna bağlanmış mı arkadaşım? Evet. 1 ve 4'e bağlandığı için para konumudur diyoruz ve E öncülünü işaretliyoruz. Aşağıdaki bileşiklerden, moleküllerden hangisi fenol olarak adlandırılır demiş. Peki fenolün kaç dakikadır sorusunu çözüyorum. Bence direkt hepimiz C şıkkını işaretleyecek kadar fenolü öğrenmişizdir diye düşünüyorum. Bu tarz aslında konu anlatımlarında bu tarz örneklerin çok sık karşımıza çıkmasında ben çok mutlu oluyorum. Çünkü fenol sorularda çok çıkıyor karşımıza ve konu anlatımında da çıkması bizim karımızda arkadaşlar. Ne kadar çok görürsek o kadar çok daha aklımızda kalıyor. Hadi gelin bunları cevaplayalım. Şimdi eğer benzen halkasına CH3 bağlıysa neydi arkadaşım? Adı toluendi. Peki benzen halkasına 2 tane CH3 bağlıysa neydi adı? Kısilendi. Peki ne kısilen? Orta meta para yazmak zorundayız dedim. Eğer 1-4 ise paradır. Yani orta 1-2 aklınızda böyle kalsın. Meta 1-3 para 1-4 şeklinde numara alıyor Gelelim buraya. Eğer benzenden bir tane çıktıysa benzil değildir. Unutmayın demiştim. Neydi arkadaşım? Fenildi. Peki bir tane de ucuna CH2 bağlıysa işte şimdi neydi adı? Tabii ki benzildi diyorum. Devam edelim buraya. E artık biz burayı öğrendik galiba. Ne dersiniz? Neydi OH bağlıysa? fenoldü. Peki NH2 bağlıysa anilin. Şimdi anilinle e, arkadaşım nitro benzeni karıştıran arkadaşlar oluyor. Anilinde NH2 var. Nitro kelimesi O ile ifade ediliyor ya. Onda ne var biliyor musunuz? NO2 bağlı. Oksijen. O nitro. Buradan aklınızda kalsın diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu benim yöntemim. Herkese göre değişir tabii ki. O var nitro. Bakın işte bunun adı nitro benzen. Evet arkadaşım peki bunu nasıl adlandıracağım? Ben diyorum ki tolyen olarak nitelendireyim. Ha ne dersiniz? Şurası ne? Tolyen. Dikkat et. İstersen şöyle yap. 1, 2, 3 numarasını ver. 3 nitro tolyen diye adlandır ya da bu ne olur? Orto değil, para olur. Para nitro pardon, şurayı biraz daha düzgün yazmak istiyorum. Para ya da P harfi. Evet, bu şekilde karşımıza çıkabilir. Şimdi bu yapıyı hiç görmedik. O yüzden de arkadaşım şurayı şöyle alacağım. Burası eğer asit varsa benzenin ucunda benzoik asittir. Peki ucunda ne var? Etil var değil mi? Etil ister para orta meta şeklinde yazın ister numara verin. Ama en çok karşımıza orta meta para şeklinde çıktığı için ben para şeklinde yazmayı tercih ediyorum. O yüzden para etil benzoik asit diyorum. Mesela burayı nasıl alacağım? Burayı da toluen şeklinde alacağım arkadaşım. Toluen dedim. Kim var? Brom var. Peki brom neye bağlı? Orto meta para şeklinde düşünürsem nereye bağlı arkadaşım? Tabii ki ortoya bağlı. Orto brom ya da bromo toluen şeklinde karşımıza çıkıyor. Gelelim örneklerimize. Şimdi ilk yapıya bakıyorum. İlk yapıda benzerin ucunda bir yapı var ve bu gördüğüm karbonlu yapının adı ne olabilir biliyor musunuz? Tersiyer şeklinde bağlanmış ee, bütan. Tersiyer bütan. Ama ta, bu bir yan yapı olduğu için ne diyeceğim? Tersiyer bütil. Benzer. Ben hepsini benzene göre adlandırmak istiyorum bu sefer farklılık olsun diye. Ve burada numaralar zaten verilmiş ama verilmeseydi biz numara verebilir miydik? Elbette verebilirdik. Çünkü en eşikinin CH3'e göre önceliği olduğu için bir ne diyeceğim arkadaşım? 2'nin en eşikinin e, adı neydi? Aminoydu. Bir amino. 2 metil Benzen. Evet benzene göre bu şekilde adlandırabilirim. Diğerini de e, benzene göre adlandırmak istiyorum. OH'a bir numarasını vermişiz. Bir hidroksi dört kloro benzen. Evet. Ne oldu? Hepsini benzene göre adlandırdım mı? Elbette ki hepsini benzene göre adlandırabilirsiniz. Başka türlü de adlandırabilir miyim? Evet arkadaşım. Daha önce zaten bunları da size örnek olarak göstermiştim. Evet, gelelim benzenin kullanım alanlarına. Benzen sanayide kullanılan bazı aromatik bileşiklerin üretiminde, bazı deterjanlardaki yüzey aktif maddelerin bileşiminde kullanılan benzen özellikle iyi bir organik çözücü olduğu için farklı alanlarda kullanılmaktadır. Yani benzeni biz en çok temizlikte kullanıyoruz arkadaşlar katkı maddesi olarak. Naftalin. Naftalin iki benzen halkasının bağlanmasıyla oluşan bir yapıdır. Kapalı formülü C10 H8'dir. Şimdi burada C10 H8'i tükezlemeyin lütfen. Evet bir tane benzen olsaydı şöyle 6 tane karbonu vardır derdim. Ama gördüğünüz gibi şu iki karbon ortak olduğu için sayarsanız 10 tane karbonu vardır diyebiliriz. Peki naftalin suda çözünmez fakat alkolde çok güzel çözünür. Keskin kokusundan dolayı lavabolarda ve özellikle elbise dolaplarında koku gidermek amaçlı kullanırız. Sanayide ise bazı boya ve kaz kozmetik ürünlerin üretiminde kullanırız. Gelelim aniline. Anilin, benzen halkasına NH2 bağlanmasıyla elde edilen yapıdır arkadaşlar. Peki Anilin e, için diğer bir ismi neydi? Amino benzen diye adlandırabiliyorduk biz anilini. Peki arkadaşım, anilin'in en çok karşımıza çıkan, en iyi bilmemiz gereken özelliği nedir diye sorsanız ben size zayıf baz özelliğidir derim. Zayıf baz özelliğinden dolayı çok sık sorularda karşımıza çıkacaktır. Unutmayalım bunu. Peki anilin'in polimerleşmesiyle oluşan eee iyi bir iletken bir maddedir ve bu özelliğinden dolayı elektronik sanayisinde kullanılır. Ayrıca metal yüzeylerin kaplanmasında da kullanılır. Anilinin boyası olarak bilinen boyalar da deri boyamacılığında ve mürekkep olarak da matbaacılıkta kullanılan boyalardır diyoruz. Evet anilinle ilgili arkadaşım tabii ki bir örneğim var. Bu bileşiği gördüğüm zaman yani benzen halkasının en aşikinin bağlı olduğunu gördüğüm zaman direkt anilin olduğunu söyleyebiliyorum. Az önce kelimelerimin arasında anilinden bahsederken polimerleştiğini de söylemiştim ve en önemli özelliğinden bir tanesinin de zayıf baz olduğunu söylemiştim. Unutma arkadaşım, e, bu tarz sorularda e, zayıf baz özelliği, polimerleşme özelliği çok sık karşımıza çıkar. Bu tarz özellikler hani önemsizmiş gibi gözükebilir sizler tarafından. Bazen hani atlayalım hocam bunu bilmesek ne olur hocam gibi sorularla karşılaşıyorum. Lütfen ama lütfen bilmeniz gereken şeylerdir bunlar. Lütfen dikkat edin. Evet gördüğünüz yapının adı fenoldür ve doğrudur. Fenol de arkadaşlar zayıf bir baz özelliği gösterir. Karanfilin çiçeğinin kokusu fenolde vardır deyip şimdi fenolü ayrıntılı olarak bir okuyalım derim. Fenol arkadaşlar gördüğünüz gibi benzene OH bağlanmasıyla elde edilen bir yapı. Fenol olarak adlandırılıyor. Kekik yaprağında ve karanfil çiçeğine kokusunu veren bitkinin yapısında bulunan madde fenoldür. Zayıf öz asit özelliği gösterir. Peki. Yani ben ne yapıyormuşum? Zayıf asit özelliği gösterdiğini burada da unutmuyormuşum. Anilin neydi? Zayıf baz özelliği gösteriyordu. Fenol neydi? Zayıf asit özelliği gösteriyordu diyebilirim. Hadi gelin son iki örneğimizi de çözüp aromatik bileşikleri bitirmiş olalım. Gördüğünüz gibi aromatik bileşikler çok uzun değil. Ama elbette ki burada bilmeniz gereken çok önemli şeyler var. Lütfen ama lütfen bu çok önemli şeyleri dediğim gibi nasıl öğrenirsiniz, nasıl not edersiniz burası size kalmış. Herkesin öğrenme tekniği farklıdır. Lütfen güzel öğrenin yoksa aman aman bir şey yok zaten aromatik bileşiklerin. Evet Aşağıda formülü verilen bileşiklerin hangisinin adlandırılması yanlıştır demiş. Eğer bir benzen halkasına CH3 bağlıysa biz buna ne diyorduk? Tolen. Zaten bunları bilmenizi istiyordum. OH bağlıysa neydi? Fenol. Eğer iki tane benzen ucuca bağlıysa neydi? Naftalin. Eğer benzenin üzerine NH2 bağlıysa neydi arkadaşlar? nitro değildi amino benzen yani anilindi o yüzden cevabım D şıkkıdır diyorum. E şıkkının adıysa kısilendi hatta bazen karşımıza orta kısilen olarak da çıkar demiştim. Evet aşağıdakilerden hangisi orta amino fenol formüldür. Bir kere orta olabilmesi için 1 ve 2 numarasını almalıdır diyorum ve bakıyorum hepsi gördüğünüz gibi 1 ve 2 numarasını almış. Sonra fenolün yapısında OH olmalıdır diyorum. OH olmayan bir yapım var. Onu eliyorum. Amino dediği için yapısında ne olmalıdır arkadaşım? NH2 olmalıdır diyorum. Ve NH2 olmayanları da eleyince zaten cevabım ne oluyor? E şıkkı oluyor. Evet arkadaşlar bu ünitemizin de böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.